diyor. Dün Enes'le Yüksel'in avukatı bağlandı. Dedi ki bu bas kayıtlarıyla görüntüler, kamera kayıtları yanlış, ters düşüyor. Burada bir şey var. Bunu soracağız. Ne yapacağız? Avukatımız Hasan Koca Bey de buradalar. Hep birlikte önemli bir yayın yapacağız. Bugün özellikle dikkatlice dinlemek lazım. Benim için de zor bir yayın. Çünkü tüm detayları netleştirmiş olacağız. Hocalarımızla da birlikte. Okan. Merhabalar Okan. Esra Hanım merhabalar. Şu anda Diyarbakır Tavşantepe köyündeyiz. Yanımızda Arif Güran ve Erhan pardon Arif Güran ve Salim Güran'ın abisi Erhan Güran var. Hı hı. Merhabalar Erhan Bey. Evet. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi öncelikle başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Biraz. Hepsini bir arada söylemek lazım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi size bazı sorular soracağım. Çünkü iddianamede sizin eviniz ve sizinle de ilgili birçok olay geçtiği için. Ama öncelikle size şunu sormak istiyorum. Narin tabii ki yeğeniniz, çok önemli, çok kıymetliniz diye düşünüyoruz. Siz bu cinayetin nasıl işlendiğini düşünüyorsunuz? Ya benim düşünmem önemli değil ki. Zaten gerekli incelemeler, araştırmalar yapılıyor. Mahkemede Sayın Hakim zaten herkesin ifadesini aldı. Yalan dolan, hı hı, bu işte yok. Gerçek yargılama. Evet. Şu anda mahkemede biz gerçek yargılamaya geçtik. Şimdiye kadar yapılan soruşturmalardan yani iddianamede izlenimlerime göre, avukatlarımızın bilgilerine göre şu anda tutuklanan hiçbirinin de iddianamede gerektirecek hiçbir tespit, hı hı, kanıt, delil, hiçbir şey yok. Aslında hiçbirinin, ama Nevzat hariç demek istiyorsunuz herhalde, değil mi? Kendi ailenizin hiçbirini. Tabii Nevzat hariç. Nevzat hariç. Hı hı. Peki Erhan Bey. Evet, kendi ailemi kastediyorum. Erhan Bey, siz de o köyde yaşayan biri olarak, aslında ben tabii ki de mahkemede tüm süreç işliyor ama sizin fikrinizi sormak istedim. Sizce bu cinayet nasıl işlendi? Benim fikrim şu anda, benim fikrime göre cesede son dokunan kişi katildir. Hiç kimse işlediği bir cinayete parayla, para karşılığında gidip de şahit tutmaz. Hı hı. Yani katil kesinlikle Nevzat'tır diyorsunuz. Yani. Peki şunu da hepimiz çok merak ediyoruz. Kesinlikle odur. Nevzat neden Narin'i öldürmüştür? Nevzat yani babasıyla bir sorun yaşadı da zaten o açıklandı araç konusunda. Evet. Bir kim bağlamıştır herhalde, Arif ona biraz hakaret falan etmişti. Kendi açısından şimdi gücü Arif'e yetmediği için, mesela aileye yetmediği için bir kim bağladı? Zavallı kızımız 8 yaşında savunmasız bir kızımız akıydı. Yani intikam canice amacıyla öldürdü Narin'i diyorsunuz. Evet. Şimdi Erhan Bey, size şunu sormak istiyorum Erhan Bey. Bu Narin kızımız kayıpken bütün hani ailenin toplandığı yer aslında sizin evinizdi. Sonrasında bütün hani ifadelerde de iddianamede de şu geçiyor. Sizin evinizde toplanılıyor, konuşuluyor ama bu konuşmalardaki hiç ses kayıtları alınamıyor. Hatta iddianamede nasıl geçtiğini de söylemek istiyorum. Önce sizin ifadenizi, sizin söylemek istediğinizi alalım. Hep sizin evde mi toplanıldı? Şimdi ilk toplandığımız şeyde yapıldı, camide. Ali Rıza amcamı kolluk kuvvetlerinden rütbeli birkaç kişi onunla konuşmuştu. Ailenle konuş, hepsini topla, yeğenlerini, aha, hepsini bir araya topla, onlarla konuş, bir şey bilen var mı diye. Onların bilgisi dahilinde toplanıldı. Onların bilgisi dahilinde toplanıldı. Kendi aramızda bir istişare yaptık, konuştuk. Hiçbir şey bilen kimse yok. Emin olduk ailede bir şey yok. Şimdi bir ailenin böyle bir olayda bir araya gelip bu konu hakkında bu konu hakkında mesela bizim de bir çaba göstermemiz gerekiyordu. Biz nasıl yardımcı olabiliriz kolluk kuvvetlerine? Biz ne yapabiliriz? En azından küçücük bir delil bile olsa birinden bir şey duyduğumuz zaman kendilerine bilgi verme amaçlı, kendi aramızda bilgi alışverişinde bulunduk.
Şimdi Eren Bey şunu da sorayım. Sen, sonra Hasan hocamız bir şey soracak. Hat kesildi. Biraz sonra tekrardan bağlanacağız. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Hasan hocam siz bir şey soracaktınız. Yani şimdi kayıp olayı anlaşıldıktan sonra bir araya gelmiş. Hepsi bir araya gelmiş. Hı hı. Mesela Erhan Bey de ailenin büyüklerinin ileri gelenlerden bir tanesi. Abi. Abisi. Evet. Mesela Arife, Yüksel'e, Enes'e. Çünkü onlar hepsi yani Arif dışındaki herkes evde olduğunu ve kızın eve gelmediğini söylüyor. Erhan Bey henüz daha jandarma ifade almadan bunları Yüksel'le, Yüksel'le, Enes'le konuşan kişi. Enes'i sormak istiyorum ve Yüksel'i sormak istiyorum. Olay gününü kendisine ilk nasıl anlatmışlar? Evet, şimdi bağlantımız gerçekleşince konuşalım. Siz Ali Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben de aslına bakarsanız yani konuşmaları dinledim. Benim de aslında şüphelendiğim bazı hususlar var. Bence yani sormak istiyorum burada abi. Çünkü şu başlarda hani en son dedi ya, son dokunan bence katildir dedi. Bu tabii ki kendi görüşüdür. Ben saygı duyuyorum herkesin görüşüne. Fakat benim de aklımda bazı soru işaretleri var. Aramalara kadar buralara gidiliyor. Beraber yapıyorlar. Nevzat Bahtiyar da bu işin içerisinde. Beraber gidiyorlar. İşte arama yapıyorlar. Şurada mıdır, burada mıdır diyorlar. O an sorulduğunda herhangi bir şüphe olmadığı ifade ediliyor. Yani soruyorlar hani bir hısmınız var mıdır, hasmınız var mıdır? Bununla ilgili herhangi bir şey söz konusu olmuyor. Fakat daha sonra ne zaman ki Nevzat bu işi itiraf ediyor, ondan sonra bütün aile otomatik olarak Nevzat Bahtiyar'ın bu işi gerçekleştirdiğini söylüyor. Ben güvenmediğim bir insanla ne arama yaparım ne onunla giderim ya da bu olaylar ayyuka çıkmadan önce de yani biz Nevzat'tan şüphelenmiyoruz, böyle bir şey yapmış olamaz, söz konusu olamaz diyor. Ne zaman ki ifadeler yani açıklamaya başlıyor ki itirafçı diyemem. İtirafçı diyebilmem için başlarda bunu gerçekten söylemesi gerekirdi. Aslında yakalandı. Yakalandıktan sonra bu itiraf etmek değildir zaten. Var olanı anlatmak demektir. O bu zaman, benim aklımda soru işaretleri oluşturdu. Bunu bir soralım. Erhan Bey, size bir şey sormak istiyorum. Herkesin aklına takılan soru. Arama çalışmaları sırasında ta ki Nevzat yakalanana kadar neden hiç Nevzat'tan şüphelenilmedi ve jandarmaya söylenilmedi? Çünkü babayla arasında husumet var. Şimdi o zaman 7 falan diyordular. Anlaşılma oldu ifadelerinde. 6'da gördük, 4'de gördük. O bizi Nevzat'ın evinden uzaklaştırdı. Evet. Şimdi Okan ya, kesiliyor ya, bir yer değiştirin. Herhalde. Başka bir yerden bağlantı yapın. Çünkü kesintili geliyor. Bize sinyal tam anlamıyoruz. Düşük. Evet, orada bir yeri değiştirmek gerekiyor. Bugünkü konuşacağımız konularla da alakalı aslında bu sinyal konusundan bahsedeceğiz. Burada da bak sinyal çekiyor. Evet, onu soracağız bazen. Onlar önemli konular. Bu arada bizim amcayla bir görüşmemiz vardı zaten. Onun bir VTR'sini izleyelim. Sonra onlar yer değiştirdiğinde sorularımızı soralım. Şu tarz evin orada oturuyorduk. Tellerden kıvılcım çıktı. Efendim, önce abla? Yukarı taraf. Köyün orada o çam ağaçlarının olduğu yerde. Kıvılcım attı tellerden. Sonra şu görmüş olduğunuz tellerden. Kıvılcım attı, bahçenin içine düştü. Ateşi söndürdüler. Sonra bu alt tarafa ateş düştü. Şu gördüğünüz kısım hep diken dolu. Buradan düştü. Dikenlerin içine biz söndüremedik. İtfaiyeyi aradık. İtfaiyeyle birlikte yardımcı olduk. Ateşi söndürmeye çalıştık. İtfaiye geldikten sonra ateşi söndürdük. Soğutma çalışmalarını yaptık. Ondan sonra diyorlar ki yok, burası değil. Şu karşı gördüğünüz evin damından çıkarmışlar. Gece yanan ateş şu ağacın arkası, aşağı taraftaki anızı yaktı, dikenleri yaktı. Sabah çıkan yangın da şu anda bulunduğumuz yer ve şuradan bak otlar yeşermiş, ağaçlar kuru belli. Benim bu ağaçlar hepsi yandı, ta arka tarafa kadar da döndü köyün arkasına. Yanan ağaçlar da ortada bak gözüküyor. Hepsi iyi bak, yangın izleri belli. Kurtuluşun elinde ağaç gördük diyorlar. Kurtuluşun elindeki ağaç şu yeşil dallardan, ağaç koparıp ağaçlardan bahçenin içine düşen yangını söndürdü. Buna engel olduk. Sonra aşağı tarafta yanınca, ateş hızlı bir şekilde ilerleyince engel olamadık. Biz canla başla o ateşi söndürmeye çalıştık. Benim 45 tane yakın ağacım yandı ya. Ben o ağaçlara kıyar mıyım? Bir ağacı bir itinceye kadar kaç yıl geçiyor ya. O da bir candır. Biz canlara kıyacak kadar bu kavvaşı mı görünüyoruz ya? Bu insanlar arasındaki algı nasıl yaratıldı buraya? Bize diyorlar ki battaniyeyi yakmak için yangın çıkarmışlar. Anız hemen yanan bir şey. Ot. Battaniye yanmaya kalkarsa en az birkaç saat sürer.
Ben bir hiç arama çalışması görmedim. Battaniyeyi soranı görmedim. Battaniyeyi arayan hiçbir ekip görmedim. Çocuk kaybolduğu bir yerde burada herhalde müzik çalıp göbek atacak durumumuz yok. Bir yemek yeme olsun ya oturma olsun kardeşler olarak, aile olarak. Biz burada oturup kendi aramızda bir istişare yapamayacak mıyız? Konuşuyorduk hani birinden şüphelenmiyor muyuz? Yapabileceğimiz bir şey var mı yok mu? Kendi aramızda fikir alışverişinde buluyorduk ki biz bu çocuğu bulmak için biz de kolluk kuvvetlerine nasıl yardımcı olabiliriz? O çaba içerisindeydik. Şimdi yanlış saat veren birçok insan var. Onlar dışarıda geziyor da maşallahla birse niye içeri alınıyor? Onlar da saati yanlış söylediler. Terliği gördüm, geçtim arabayla, hiç dikkatimi çekmedi. Ben hani kırmızı terlik gözüme ilişti. Muhammed de gördüğü zaman terliği, dur valla ben böyle bir terlik gördüm. Böyle bir durum. O zaman harekete geçtiler. Gittiler olay yerine. Arif onlara demişti bu kızımın tamam tıpatıp aynısı benzeri ama bu benim kızımın terliği değil. Numara tutmuyor. Onları yanıltmamak için elimizden gelen mücadeleyi gösteriyorduk, hassasiyeti gösteriyorduk. Nedense yaptığımız her şey jandarma kolluk kuvvetlerini icraatı sanki oyalıyormuş, engelliyormuş gibi sergilendi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz şu güvenlik kameralarını ayın 4'ünde taktım. Haliyle 13-14 gün olaydan sonra. Benden sonra köylü, benden önce birkaç ev köylü de taktı. Bence cesede son dokunan katildir. Kimse işlemiş olduğu cinayet için cinayette para karşılığı gidip de kendini şahit tutmaz. Benim bildiğim bir tek şey var. Birini öldürdüğün zaman sen o şahidi ortadan kaldırmaya çalışırsın. Nedense bizim olayda biz parayla şahit tutuyoruz. Bu ne demek oluyor ya? Bazı söyledikleri evet mantığa yatkın hani diyoruz. Normalde cinayetlerde hani ekstradan bir şahit alıp da kendini riske atmazsın parayla. Şimdi buna geleceğiz ama bu arada şimdi mesela Ali Hocam size şunu soracağım. Hı-hı. Şimdi mesela bizimkiler de 4.5G ile evet. bağlanmaya çalışıyor. Evet. Şimdi ara ara bazı yerlerde bakın nasıl canlı yayına bağlanırken problem yaşanıyor. 4.5G arada kesiliyor. Tabii. Şimdi bu etkiler mi bazı sonuçlarını? Tabii ki etkiler. Yani sonuçta bir sinyal alınıyor. Hı-hı. Burada HTS kayıtlarında şaşma olmaz. Neden Hı-hı. olmaz? Çünkü zaten otomatik olarak HTS dediğimiz bu haberleşme takip sistemi. Bir HTS kişi... aramalar mı? Evet, yapılan aramalar. Yani Hı-hı. şöyle söyleyelim, savcılık kararı olmadığı müddetçe zaten kayıt işlemi gerçekleştirilmez. Ancak önceden işte bir kişiden şüphe edersiniz, terörle iltisaklı olduğunu düşünürsünüz. Onları savcılık kararıyla ilgili GSM operatörü tarafından dinletmesini sağlatırsınız. Hı hı. Daha sonra bu kayıtlar analiz işlemi gerçekleştirilir. Yapılan konuşmalar bu şekilde kayıt altına alır. Hı hı. Şimdi bizim toplumumuzda genel bir kanı var. Sanki telefonlar dinletilince ya da kayıt altına alındığı düşünülüyor ve bunlar ortaya çıkartacak ifadeleri. Böyle bir durum söz konusu değil. Sadece yapılan aramalar. Ben Hasan Bey'i aramışımdır. O saatte der ki işte şunla şu arasında iletişim kurulmuş. Şu kadar dakika olmuş. İşte Ali Murat Kırık Esra İzmeci'yi almış. Bu kadar olmuş. Mesaj göndermiş. Bu kadar. Sadece bunları görebilirsiniz. Onun dışında olmaz. Bir. İkincisi zaten en önemli hususlardan bir tanesi yine davada WhatsApp kayıtlarıydı. Neden WhatsApp kayıtlarıydı? Çünkü silmiş. Çünkü amca WhatsApp kayıtlarını silmiş. Evet. Amca Salim Güran WhatsApp kayıtlarını silmiş. Şimdi amca Salim Güran'ın bir telefonu vardı. Bu telefonunun içerisinde bir kayıt ünitesi, cihazı söz konusuydu, uygulaması söz konusuydu. Bu uygulama, ayrı bir uygulama mı? Evet, yani... ekstradan üçüncü parti uygulama dediğimiz. Ne direkt, yapıyor bu? Bu üçüncü parti uygulama telefondaki WhatsApp kayıtları, yaptığınız sesli aramalar ve yazışmaları kayıt altına alır. Ve daha sonraki süreçte yarın öbür gün bir şey unutmamak istediğinizde ya da bir konuşmayı görmek istediğinizde bu uygulama aracılığıyla erişim sağlarsınız. Ve burada dikkat edin. Kendisinin ifadesinde şu söylüyor. Ben diyor hayat kadınlarıyla, eskort kadınlarla yaptığım konuşmalar söz konusu olduğu için bu görüşmeleri sildim. Çünkü biliyorsunuz WhatsApp'tan da iletişime geçildi. WhatsApp dedi ki biz dedi uçtan uca şifreleme yaptığımız ve kayıtları depolamadığımızdan dolayı size herhangi bir kayıt veremiyoruz dedi. Burada bizim neye ulaşmamız lazımdı? Telefonun içerisindeki bulut sistemindeki verilere. Hı hı. Burada da ne oldu? Kriminal inceleme yapıldı. Adli bilişim uzmanlarınca telefon ele alınıyor. Daha sonra belli programlar vardır. Kaydedilen dosyalar, görüntüler bilgisayarlarda da söz konusudur bunlar. Yani biz aslında şu değil mi? WhatsApp'ta yazışmayı silsek de o iCloud'dan geri getirilebilir. Evet, iCloud ya da Google Drive dediğimiz işletim sisteminize bağlı olarak bunlar da hukukta hep derler ki WhatsApp kayıtları delil olmaz. Hayır, WhatsApp kayıtları delildir. Şöyle delildir. Şöyle düşün, ekran kaydı olmadığı müddetçe, yani dosyaya cihazı verdiği müddetçe taraflardan biri
Boşanma davalarında da kayıttır. Alacak verecek davalarında da kayıttır. Yargıtay'ın bu konuda emsal kararları zaten söz konusudur belli oldu. Bilirkişi alır, telefonu inceler. Bu mesajlar o kişi tarafından atılmış mıdır, atılmaz mıdır tespit eder. Onların bildiğiniz dökümünü alır, konuşmaların evet. kaydını alır. Getirildi mi bu? Şimdi orada bazı konuşmalar getirildi. Fakat zaman kaymaları söz konusu. Bu zaman hatta bazı bu mesajların Kürtçe olarak da yazıldığı görüldü burada. Fakat tamamen Esra'nın buradan doğru bir netice alabilmemiz söz konusu değil. Çünkü silinen bir kayıt söz konusu. Bunlar çevrilmiş ama parça parça. Oradan kurtarılmış, oradan. Çünkü dijital bir veri. Sıfır ve birler bir araya geliyor ve daha sonra biz bu verileri görüyoruz. Ancak burada öyle bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla WhatsApp kayıtları burada ne oldu? Delil olmaktan çıktı. Bizim için ne önemlidir bu tarz davalarda, bu tarz dosyalarda, bu tarz cinayetlerde? Var olan kamera kayıtları, HTS kayıtları ve tabii ki daraltılmış baz aracılığıyla ilgili baz istasyonunda kimler kimlerle görüşmüş olabilir ve kimler hangi konumda olabilir? Bunlar bizim için Şimdi önemli. Şimdi daraltılmış LED'de bu görüntüler var. Daraltılmış baz çalışmalarına geçelim. Çünkü aslında evet. gerçekten net olan aileyi suçlayacak tek aslında elimizdeki ana delil HTS yani baz çalışmaları olduğunu düşünüyoruz. Şimdi dün Enes ile Yüksel'in avukatı bağlandığında bu baz çalışmalarıyla Ali Bey siz de gelin. Tabii. Görüntü kayıtlarının bazı durumlarda çeliştiği, farklı zamanlar gösterdiğini söylüyor. Şimdi Salim Güran'ın bu o gün cinayet saati olarak düşünüldüğü saatte 14.52'de kendi evinden çıktığı 14.55'te Arif Güran'la kendi evi arasında olarak gözüküyor. Şimdi sonrasında Nevzat Bahtiyar arıyor onu. 3'ü 8 geçe Nevzat Salim Güran'ı arıyor. 42 saniye konuşuyorlar. Sonrasında 15.18'de bas kayıtlarına göre Arif Güran'ın evinin çevresinde. Sonra şimdi 15.20'de Arif Güran'ın evinin içine yöneliyor. Bu bas kaydı dediğimiz daraltılmış bas kaydı tam olarak dakika dakika doğruyu verir mi? %99 verir. %99 evet, verir. Neden? Daraltılmış baz ne demektir? Şimdi biliyorsunuz baz istasyonları aslında mobil iletişimde sinyal alım ve gönderimini sağlayan ünitedir baz istasyonları. Ve bu baz istasyonlarının sinyalleri desibel milivat cinsinden hesaplanır. Desibel milivat cinsinden hesaplanması ne demektir? Bir sinyalin yoğun bir şekilde gelmesi demek çok yüksek desibel milivat değerine sahip olması demektir. Eksilere düştüğünde yavaş yavaş uzaklaşır. Şöyle anlatayım ben size Esra Hanım. Siz baz istasyonusunuz. Ben de işte dediğim gibi burada konuşuyorum diyelim. Evet. Şimdi ne oldu? Aramızda bir mesafe oldu. Buradayken benim sinyal gücüm 0 ya da 1, 2 idi diyelim. Buradan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığımda -20, -30'lara doğru gitmeye başladı. Biz bunu santim cinsinden şöyle hesaplarız. Direkt olarak alınan sinyal metre ile orantılanır. Ve daha sonra baz istasyonlarından uzaklaşıldıkça sinyal seviyesinde kayıplar yaşanır. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı kimi zaman 10 ila 30 metre mesafesindeki sapma payları söz konusu olsa da direkt olarak birebir mesafeyi doğru bir şekilde saptamayı sağlar. Peki ne kadar sadece mesela şimdi şurası bak benim çok enteresan gelen bu. Şimdi diyor ki mesela Arif Güran'ın evinin içerisindeki bak şu kadar ama oda farkı. Ben buradayım. Sonra buraya geçin. Bunu nasıl? Bunu da bilir mi? 1-2 santimlik sapmalarda orada söz konusu olabilir. Çünkü direkt olarak orada dikkat ederseniz evindeki boş oda derken şunu aslında kastediyor. Şimdi odalarda bir metrekare cinsinden hesaplaması söz konusudur. Şimdi eskiden analog sistemler kullanırdık. Dolayısıyla da doğru bir şekilde bunları kapsayabilmesi, saptayabilmesi söz konusuydu. Dijital teknolojilere geçişle birlikte çok daha sağlıklı bir şekilde verileri elde etme şansımız oldu. Çünkü sapma ve kayıplar minimum düzeye indirgenmiş oldu. Dijital teknolojilerde bunları 3 aşağı 5 yukarı doğru kapsayabilir. Zaten dikkat ederseniz direkt olarak nokta atış vermiyor. Belli bir alan ve belli bir aralık üzerinden yani bir evin söylüyor. İçerisi belli bir alan mı oluyor? Yani o kadar küçüğü alabilir. Evet alır. Neden Esra Hanım şimdi bu alır? Çok önemli bir bilgi bu arada. Şimdi Esra Hanım. Hani ya, hocam Hasan Hoca'yla şimdi biz hep şunu konuşuyoruz. Yani sadece tek HTS daraltılmış baz çalışmaları delil olarak tek başına kullanılamadığı doğrudur, için. Doğrudur. Hukukta acaba kullanılamaz. O zaman neden kullanılamıyor bir şey? Yanılma payı olduğu için. Evet. Zaten burada da var. Ben her zaman demiyorum ki %99 doğruyu verse de %1 her zaman yanılma payı vardır. En azından şu alanlarda bir yanılma payı vardır. Yani biz şu an stüdyodayız değil mi? Bu stüdyonun belli bir büyüklüğü var. Stüdyonun içerisindeki sinyalin alım gücüyle
bir baz istasyonundan sinyalin alım gücüyle stüdyonun dışındaki bir değildir. Niye? Çünkü burada fiziki olarak onu engelleyecek, sinyal alımını engelleyecek işte giydirmeler söz konusudur. Ondan sonra kesintiler söz konusudur. Mesela jammer dediğimiz sinyal kesinti cihazı kullandığınızda bu direkt olarak sinyal seviyesini düşürür. Evet, şimdi avukatın bizim kafamızı karıştıran şeye bir sorayım. Hemen burada duracağım, tekrar buraya geleceğim ama Ali Bey bu şu çok önemli. Bizim dün kafamız şuna çok karıştı. Aha. Hasan Hocam sizin de kafanız karıştı. Kesinlikle. Benim de. Şimdi bu arada Ali Hocam herkes şöyle de bize hani suçluyor ya, bize kızıyorlar. Niye diğer tarafı dinliyorsunuz? Onları hiç dinlemeyin. Dinlersek sanki o tarafı tutmuş gibi. Biz iki tarafı da dinliyoruz. Şimdi bak hocalarımız da çağırıştı. Onlar öyle dedi mi ona da biz yani inancı. Biz kim ne derse onu dinlemeye çalışıyoruz. Bir tarafı tutmak diye bir şey yok. Bilmiyoruz. Her şeyi mahkeme çözecek. Bir de hakkında mahkumiyet kararı vermeden bir kişiye veyahut da kişilere biz suçlu diyemeyiz. Dolayısıyla baz kayıtları hocamız daha iyi anlatıyor ve biliyordur. Tek başına delil olarak kullanılacak delil değildir. Biz hukukçu olarak bunu söylemesek olmaz yani. Olmaz, mecbur doğru. Söyleyeceğiz. Şimdi Ali Bey bak şimdi şöyle. Nevzat dere kenarına Nari'nin cesedini o gün bıraktıktan sonra bas kayıtlarına göre yani 16.35'te dere kenarına bırakıyor. Bas kayıtlarında Nevzat dere kenarından çıkıyor. Tavşantepe köyüne gidiyor. Doğru. Bas kayıtlarında böyle görünüyor. Ama kamera kayıtlarında ve oradaki şahitler yani baldızı şahit oluyor. Diyor ki 16.22'den derenin kenarına bıraktıktan sonra Nari'nin cesedini çıkıyor. Başka bir köy tam Tavşantepe'nin ters istikametindeki farklı bir köye gidiyor. İşte, şimdi orada anlatacağım şimdi siz anlatın. Orada 21 dakika boyunca kalıyor, peynir meynir alıyor, bir şeyler yapıyor. Kendisi de öyle diyor zaten. Evet, ifade de bu. Sonra gidiyor Tavşantepe'ye ama tam ters istikametten buraya. Peki bas kaydı bu kadar büyük farklılığı nasıl verir? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir baz istasyonunun sinyal alabildiği ya da verebildiği bir kapsama alanı söz konusudur. Dikkat ederseniz büyük şehirlerde, metropollerde bir mahallede birden fazla baz istasyonu söz konusudur. Bunun sebebi nedir? Çünkü bir hücresel ağ söz konusudur. O ağın dışarısına çıktığınızda otomatik olarak konum değiştirdiğiniz için başka bir baz istasyonundan sinyal alma işlemi gerçekleştirir. 3G ve üzeri teknolojilerde artık sert geçişler söz konusu olmuyor. Bir saniye salise kayıplarla siz hareketli bir konumdayken bile Esra Hanım otomatik olarak başka bir sinyale geçiyorsunuz ama telefonunuzda kesinti söz konusu olmuyor. Ama mesela köprüden geçenler bileceklerdir. Orada çok ciddi kayıplar söz konusu olduğundan dolayı sinyal alımında dikkat edin, orada belli kesintiler yaşarsınız. Peki hocam burada ne olmuş? Yani başka köye gidince kesilmiş mi telefonu? Şöyle söyleyelim. Bu köyün bir tane baz istasyonu var. Ancak o bölge, o mahallede ve civarda 20 tane farklı baz istasyonu söz konusu. Dolayısıyla her baz istasyonun bir hücresi vardır. Yani diğer bir ifadeyle daha anlayacağımız bir şekilde kapsama alanı söz konusu. Onun dışına çıktığınızda hop otomatik olarak iki ihtimal vardır. Ya telefonunuz hiç sinyal almaz. Dolayısıyla kapsama alanının dışına çıktığınızdan dolayı konuşamazsınız tepelerde, pardon alçak alanlarda. İki, hemen orada bir yumuşak geçiş dediğimiz hücreden hücreye geçiş sağlanır. Yani bir baz istasyonundan diğer bir baz istasyonuna geçiş sağlanır. İşte orada yanılma payı söz konusu olabilir. İşte yani, burada yaşanan olay da tam da bunu yani bize veriyor. Yani bu Nevzat ters istikamete gittiği için aslında telefonu çekmedi ya da başka bir yere bağlandığı hocam. İçin. Şimdi hocam çok güzel söylediniz. İşte neden hocam İtiraz etti. Yani aile neye itiraz ediyor? Bu diyor bakın kameralarla kayıtlar birbirini tutmuyor. Sonra ne dediler? O zaman biz bunu ne yapmamız lazım? Daraltılmış baz. Ne demek daraltılmış baz? Coğrafi olarak bir istasyondan alınan veriler bir araya getirecek. Orada ne vardı? Diyelim 10 tane 20 tane baz istasyonundan alınan veriler bir araya getirdi. Şimdi ne olacak? Örnek vereyim işte Tavşantepe'ye de var olan baz ayrı bir şekilde incelenecek. Buradaki çekimler bakılacak. İşte ikinci baz istasyonu alınacak tek tek. Peki o zaman buradaki yanlışlığa göre. O zaman düzelecek işte oradaki burada. Oradaki de yanlış çıkabilir mi? Ama daraltılmış bazda çıkma şansı söz konusu değil ki. Zaten o istasyondan. Bu da daraltılmış baz değil. Bu da daraltılmış baz. Bakın şöyle hocam. Ben onu anlatacağım. 16.22'de kamera kayıtlarına göre Nevzat Bahtiyar Tavşantepe köyünün tam tersi bir istikamete köye doğru gittiğini gösteren kamera kaydı. Evet. 16.22'de. 16.35'te baz kayıtlarına göre Nevzat Bahtiyar'ın dereden cansız bedeni suya koyduktan sonra 16.35'te
köye doğru gittiğine dair bir bas kaydı var. Oysa ki 16.35'te başka bir köyde baldızının yanında o ara. Evet. Şimdi bak, yani kapsama alanının dışında. Ama bas kayıtlarına göre sanki kapsama alanının içindeymiş. İçinde aynı oraya bazdan sinyal alıyormuş gibi şimdi köye doğru yöneldiğini evet, nokta şimdi hesabı gösteriyor. Oysa ki kapsama alanının dışında sizin hocam, anlattığınıza göre. Bir şey söyleyeceğim. Kamera sadece kaydına göre. Şimdi bakın. Ben şu an buradayım değil mi? Evet. Ben şu an buradayım. Siz diyorsunuz ki Ali Murat Kırık kamera kayıtlarına göre işte LED ekranın yanında. Evet. Ama hani telefonum? Nerede telefonum? Orada. Benim telefonum şu an oradan kayıt alıyor. Bilmem anlatabildim. Ama yanında telefonu mu yok diyorsunuz? Hocam zaten öyle bir durum söz konusu. Telefonu orada olduğu için zaten onların ifadesi şöyle. Ben oradayım ama benim telefonum diyor evdeydi diyor mesela. İfadelere bakın. HTS kayıtları, bas kayıtlarından doğru buna göre veriyor. Benim telefonum yanımda yok şu an. Doğru. Ama hocam 16.35'e 35'te dereye, narine gömdüğü yere gidiyor. Bas kayıtlarıyla var. Cep telefonu üstünde bu adam. Yanında o sıra yanında bir cep telefonu. Ara. Peki. Yanında. Ve daha sonra 35'ten sonra 38'te neyse aynı telefonla arabasına binip Tavşantepe'ye doğru gittiği de belli. Telefonu olduğunu görüyor muyuz kameralardan? Bas kayıtlarına göre telefon gidiyor. Telefon gidiyor. Gidiyor bas telefon kayıtlarına göre gidiyor. Başkasına mı verdi diyorsunuz şimdi telefonu şimdi şöyle o zaman bir durum söz konusudur. Telefon bir delil niteliği taşımaktadır. Bas kayıtları delil niteliği taşımaktadır. Bir daha söylüyorum. Benim telefonum şu an benim yanımda değil. Dolayısıyla zaman şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ben farklı konuma gidebilirim ama telefonum orada evde kalır ya da bir yere kalır ya da şu an belki konuşma görüşme yapmak istemiyor olabilirim ya da telefonla yakalanmak istemiyor olabilirim. O zaman ya böyle bu olağanüstü bir durum var şu an burada. Ama şurada şöyle, o zaman telefonunu birine verdi diyelim, o gidiyor. E tekrar buradan nasıl telefon çıkıyor? Birine vermiş olabilir, gömmüş olabilir, koymuş olabilir. Ya şöyle düşünün, mesela sınavlarda insanlar telefonları ne yapıyorlar? İşte emanete bırakıyorlar, gidiyorlar, sonra tekrardan gelip alıyorlar. Ama arabasıyla birlikte gidiyor oraya. Arabasıyla hareketle. Yani aracıyla üstad birlikte bir gidiyor. Var. Yani o narini gömdüğü yere arabasıyla gidiyor. Üstad. Arabasıyla da geri dönür. Yalnız sorun 16.22'de arabasıyla Tavşantepe'ye dönmeyip ters istikametteki baldızının bulunduğu köye gittiği. Yani sorun o. Telefon gidiyor. Araba var. Telefon da gidiyor. Kendi de gidiyor çünkü baldızla konuşuyor. Ama başka bir köye gidiyor. Muhtemelen de bazdan çıkıyor. Şimdi o alandan çıktı. O alandan gidiyor. O ara zaten boşluğa düşüyor. Bir daha söylüyorum. Ben iki ihtimal veriyorum burada. Kamera kayıtlarıyla tespit edilseydi ve gerçekten telefonun üzerinde olduğunu. Ben şu an bir şey diyemem Esra Hanım. Çünkü ben somut delillere bakarım. Ben direkt inceleme olsaydı ne yapmam gerekirdi? Kamera kayıtları da olsaydı, HTS kayıtları ve kapsamlı bir şekilde bas kayıtları olsaydı bu üçünü bir araya getirir çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Ama bu tarz olaylarda, cinayetlerde ya da şüpheli olaylarda kimi zaman telefonun farklı noktalarda da yer aldığı görülüyor. Dolayısıyla hocam şu şekilde sorayım. Hı-hı. Telefon yanındaysa ve bu şekilde çıktıysa. Tamam şimdi bu da bir doğru ihtimaldir. Zaten diyecektim ya iki ihtimal evet size sunuyorum. Bunlardan bir tanesi telefonun farklı bir konuya bırakılması. İkincisi bir daha söylüyorum az önce söylediğimi. Burada bir baz istasyonu var. Burada bir baz istasyonu var. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu köyün direkt olarak kapsama alanında. Ama burada farklı bir noktaya gittiğinizde burada ne oluyor? Siz o baz istasyonundan uzaklaştıkça otomatik olarak farklı bir köydeki baz istasyonuna yakınlaşmış oluyorsunuz. İşte orada ne oluyor? İki şekil var. Eğer istasyon eski sistemle geçerli olduysa yani 2G dediğimiz sadece ikinci nesil, ikinci jenerasyon sistem söz konusuysa dar bir geçiş söz konusu olduğu için kayıplar ve kopmalar yaşanabiliyor. Ha, işte tam da onu burada soruyorum. Burada da yolmuş olabilir mi? Olabilir. İhtimal vardır. Şimdi onu hani demek yani ki orada bir kesinti. Bak şimdi 4.5G ile bağlanamıyoruz hocam. Şu an hocam, bir kesinti var orada. Hocam ben size onu diyorum. Çünkü niye sinyal alımınız giderek düşmeye baz istasyonuna uzaklaştı evet arkadaşlarımız. Önce ne oldu? Görüntülerde kayıplar yaşandı. Evet. Dikkat edin önce netti. Daha sonra ne oldu? Değerler düştü. O neden oluyor? Hepsi aslında bir veri gönderiyor. E şimdi sizi uzaklaştıkça ne oluyor? Veri aktarım hızınız düşmeye başlıyor. Hı hı. Sinyal alımı düştüğü için de ne oluyor? Yavaşlamaya başlıyor dere, hocam. Dere dediğimiz eğer tutmaz deresi hı dediğimiz yerde baz istasyonuna uzak bir nokta. Onu hı da belirtmek i̇şte istiyorum. İşte orada iyice kopukluk çünkü köyün dışında oluyor bir yerden bahsediyoruz. İşte hocam, köyün dışına doğru bir noktadan çok bahsediyoruz. Çok güzel söylüyor sayın avukatımız. Yani atıyorum evlerinin bulunduğu baz istasyonuna yakın olan mıntıkalar daha net bir şekilde tespit edilebilecekken uzak noktalarda kopmanın olması hı olası oluyor. O yüzden hocamız de hocam sanırım
Sayın avukatıma ekleme yapmak istiyorum. Ben dedim ya size, yakın olan, çekme gücü yakın olan yerlerde 10 ila 30 metreye kadar doğru hesap alırsınız. Ama bu tarz uzak yerlerde 30'un üzerinde sapma ve yanılma payı söz konusu. Bak 30 metreden 50 metreye çıkıyor, 100 metreye çıkıyor. O yüzden ben söylüyorum, orada aileye ben de katılıyorum. Bu bir ihtimal dahilinde olabilir. Uzaklaştığımız evet, için yani sapma şunu, söz konusu orada olacaktır. Orada sapma olunca bu sefer de ailenin avukatları diyor ki, haklılar. Siz orada yanıldınız, belki burada da yanıldınız. Çünkü ha, aile şöyle diyor, Salim Güran diyor ki ben o gün hiç Arif'in evine gitmedim ki diyor. Belki onunki yanlış, benimki de yanlış diyor. Nevzat Bahtiyar, şimdi söylenene göre Nevzat Bahtiyar da hiç o eve gelmemiş olması lazım. Hiç Arif'in evine, ama Nevzat Bahtiyar Arif'in evine gelmiş. Hı hı. Bak Arif Güran'ın evinin yakında. 15.26'da Arif Güran'ın evinin önünde. 15.27 ile 15.35 arasında evin içerisinde boş odada. Ve bu arada Salim Güran da baz daraltılmış baz kayıtlarına göre 15.27'de yani Nevzat Bahtiyar'la aynı dakikada evin içine giriyor. Baz kayıtlarından alınan analize evet, göre. Orada, aynı dakikada içeri girdiklerine hı, ilişkin de yine Salim'in de böyle bir kaydı var. Bir itiraz vardı orada, onu da açıklayayım. Evet. Dediler ki orada, ya kardeşim dediler, diyelim dediler evin orada diyorsunuz ama burada diyor arada duvar var diyor. Belki duvarın dibinde diyor, evin içinde değil diyor. Ben de orada şunu söylemek istiyorum. Şöyle düşünün, sinyal seviyesi herhangi bir duvar ya da engel söz konusu olduğunda direkt olarak düşer. Dolayısıyla siz zaten orada aynı yerde olmadığını anlarsınız. Stüdyoyla Beyaz TV'nin bahçesindeki sinyal bir değildir kıymetli insan. Neden? Hı. Çünkü arada engeller var, mesafeler var. Burada bir de sinyal alım verim üniteleri var. Dolayısıyla burada alacak verecek şöyle sinyal diyor, farklı. Şunu demek istiyor. Yani evde duvar var. Hı-hı. Yani bu ev oradaki tek bahçeli yani bir hı-hı, ev. Burasında duvar var diyor. Evet. Ben önündeyim ben. Belki adam önündeydi, içeri girmedi İddiası diyor. İddiası o. Evet. Ben de size belki oldum. Nevzat öndeydi diyor. Şimdi ben de size şunu söylüyorum. Şöyle düşünün. Daha iyi anlatmak için söylüyorum. İnternet modemimiz var değil mi? İnternet modemimiz salonda. Hı hı. İnternet modemimiz salondayken siz yatak odasına girdiğinizde ya da oturma odasına gittiğinizde modemden uzaklaşmaya başladıkça sinyal seviyeniz düşmeye başlar. Neden düşmeye başlar? Çünkü araya hem engeller geliyor hem mesafe artıyor. Burada da diyorum. Diyelim ki ben Beyaz TV'nin yanındayım. Diyor ki Beyaz TV'nin lokasyonundan diyor sinyal verdi. Stüdyonun içerisindeki sinyal seviyesi gücüyle stüdyonun dışındaki bir değildir. Çünkü burada çok engel var. Sinyal dağıtıcı çok fazla cihaz var. Ünite var. Dolayısıyla bunlar frekans değerleri olan sinyaller. Yani onu da bulur diyorsunuz. Bulur. Bulur. Sapma payı da olsa bulur. Ve günümüzdeki dijital teknoloji bunu bulmaya müsaittir efendim. Onu söylemeye çalışıyorum. Santime, desibel, milivatı santim cinsine, metre cinsine çevirip hesaplama yapar. Ama yine söylüyorum. Bunlarda her zaman %1 yanılma payı her zaman söz konusudur. Ki burada gördüğümüz gibi olmuş. Bak evet.